İyi akşamlar Salih Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiniz. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği olarak ve Sanal Gezginler Türkiye Turuna Çıkıyor adlı etvinin projemiz olarak davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz Salih Bey. Biz özellikle proje öğrencilerimizle sizin fotoğraflarınızı tasnif ettik ve biz bu tasnifler doğrultusunda PowerPoint sunumlar hazırladık. Ve bu PowerPoint sunumlar eşliğinde sizin fotoğraflarınızı sizden dinlemek istiyoruz Salih Bey. Özellikle Trabzon'da bu yakın çevremizi tanımak, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerimizi tanımak için sizin yorumlarınız bizler için çok önemli olacak. Zaten siz de Trabzon doğa fotoğraflarının da kurucususunuz. Sizin bu alanda da paylaşımlarınız var. Birkaç hocamızla birlikte. Trabzon doğa fotoğrafları değil de hocam. Doğa fotoğrafları Salih Hatun diye var benim Evet. kurum. Evet. Evet. Trabzon fotoğraf kulübünde de bir şey, bir yönetici. Anladım. Biz Bir araçta kesiliyor galiba bu. evet. Biz izninizle başlamak istiyoruz Salih Bey. Kesinlikle. Şu an görebiliyor musunuz? Evet, hocam. Salih Bey, öncelikle sizinle ilgili birkaç soru var. Öğrencilerim ısrar ettiler sorulması için. Salih Altun Buyurun için hocam. fotoğrafçılık ne demek? İlk soru bu. Öğrenci sorumuz. Yani hocam nasıl söyleyeyim fotoğrafçılık bence bir hobi, mesela bir büyük bir tutku. Yani herkesin diyeyim sana böyle yaşam tarzı diyeyim yani kısacası. Benim bir yaşam tarzı. Peki Salih Bey, ikinci sorumuz şöyle. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında bir öğrenci olarak fotoğraflara nasıl bakıyordunuz? Ve ilk fotoğraf makineniz olduğu zaman neler çektiniz? Yani ilkokulda fotoğrafa bakma değil de bir resim dersinde kısa dönem köy okulunda bir öğretmenimiz gelmişti. Bize pencereden dışarıda gördüklerinizi bir çizin diye söyledi. İşte benim çizdiğimi o çok enteresan buldu o zaman. Yani Bakış o açınızı yaptığı, enteresan buldu, değil mi evet. öğretmeniniz? Evet. Güzel. O kısa dönem gelmişti zaten göğe. Bir de ortaokul yıllarında abimin bir eski bir fotoğraf makinesiyle arkadaşlarımın fotoğraflarını çekmiştim. O zaman tabii fotoğraf çektiğimiz fotoğraflar stüdyoda aynı öyle yapılıyordu şimdiki gibi değil. Sonradan Telekom'da biraz heyecanlıyım Telekom'da güvenlik memuru olarak çalışıyordum. Telekom satılınca Çaykara'ya gittim. Orman muhafaza memuru olarak çalışmaya başladım. Yani oradaki Çaykara'daki işte çorapı yapı diye bir de oradaki evler benim çok hoşuma gitti. Bir Evet. fotoğraf makinesi aldım 2006 yılında öyle başladım. O çekmiş olduğum fotoğraflar birçoğunu bilgisayara kaydettiğim için bilgisayarda kaybolup gittiler. Yani 2009 yılına kadar olanlar. Yani onlardan elimde belki 3-4 tane belge var. Anladım. Ondan sonrakileri biriktirdim. Fakat biz fotoğrafı işlemesini bilmediğimiz için birçoğu elimde işlenmemiş vaziyettedir. Yani Anladım. Photoshop'la işlenmemiş vaziyettedir. Siz doğal O zamanlar çekiyorsunuz. elim Evet. 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 O Şimdi yani bir biz buyurun. sizinle ilgili yapılan tespit şöyle. Özellikle yetişkinlerle konuştuğumuz zaman doğa fotoğrafları Salih Altun bayağı bir takipçiniz var. Şunu diyorlar. Salih Bey'in gittiği yerlere biz de gidiyoruz. Ama o fotoğrafı nasıl çekiyor? Nereden onu görüp de fotoğraflıyor, biz onu anlamıyoruz. Bunun sırrını diyor sorar mısınız Salih Bey'e? Hocam gittiğimiz zaman
Mesela gittiğimiz yere ben ilk önce bir çevreyi gözetlerim yani. Büyük bir dikkatle çevreyi gözetlerim. İşte nereden daha iyi bir kare alabiliriz veya katlaj alabiliriz diye ona bakarım. Yani ondan sonra başlarım fotoğraf çekmeye. Ve fotoğraflarda da diyelim böyle çerçeve oluşturma biçim. İşte bir işte ağaç veya evlerin hep böyle ev fotoğraflarında köşeden başlarım. Yani bir diyelim nasıl anlatsam yani nasıl yazıyı yazarsın diyelim paragrafla başlarsın ya. Aynen öyle başlarım. Yani. Bakış açınız var sizin. Bir farklı bakış açınız var ve kareyi o şekilde yakalıyorsunuz. Evet. Yani öyle başlarım fotoğrafı işte fotoğrafla hayal diyeyim yani. Evet. Biz o zaman sizinle fotoğraflarınız üzerine konuşalım kısaca. Örneğin ilk fotoğrafımız bu fotoğraf. Bunu nerede nasıl çektiniz? Çok güzel bir fotoğraf bu. Bunun bunu nasıl çektiğinizi dinlemek istiyoruz sizden. Hocam bu Artvin'e biz Ardahan ve Artvin'e fotoğraf çekmeye gitmiştik. Benim çok güzel arkadaşlarım var. Onlarla beraber arasında böyle seyahate çıkarız fotoğraf çekmeye. Dönüşte bunu Pazar Kalesi. Bize Pazar Kalesi. Güzel işte gün batımı vardı. Orada indik, orada fotoğraflar. İşte sol tarafta Kayada'da iki tane çocuk vardı orada. Orayı da katmak istedim ben fotoğrafa. İşte o zamanki hocamızın da hoşuna gitmişti. Yani bizim bir arkadaşımız var, Fatih Muhammed olan. Çok sevdiğim bir arkadaş. Onun da hoşuna gitmişti yani fotoğraf. Evet, tarih bir mekanın gün batımıyla yorumlanması çok güzel. Tabii ki insan da her zaman fotoğrafa büyük bir ahenk katıyor, anlam katıyor. Çok çok güzel bir fotoğraf. İkinci fotoğrafınıza bakalım doğayla ilgili. Hocam burası Hıdırnebi. Orman gülleriyle ağaç yapraklarının arasından görüntülemek istedim. Yani karşıda görünen manzaraya. Yani umarım hoş olmuştur yani. Evet, Mayıs ayı gibi değil mi? Mayıs ayı. Özellikle insanların hızlı kutlamaları için yaylalara çıktıkları zaman. Evet, bu 2016 yılında çekilmiş. Evet. Şimdi Salih Bey, insanlara sorduğu soruyu tekrar soruyorum. Yani buradan biz de geçiyoruz, ben de geçtim. Ama hiç böyle bir kare yakalamak biz yakalayamadık bu kareyi. Tabii ki bu büyük bir ihtimalle meslek sırrı sizin için tabii. Yok, meslek sırrı da değil de hocam yani genelde ben böyle fotoğrafları çok seviyorum. Yani diyelim çerçeve gibi oluyor. Yani arasından karşıdan baktığınız zaman karşıda manzara. Daha güzel gözüküyor gibi geliyor bana ya. Evet, çok güzel. Yine sizin bir fotoğrafınız. Burası Hamsiköy hocam. Buraya sütlaç yemeye mi gitmiştiniz arkadaşlarınızla? O zaman mı çekmiştiniz? Hayır hocam, yine fotoğraf çekmeye gitmiştik hocam. Evet. Yani çok güzel arkadaşlarımızla beraber. Çok güzel de bir günümüzdü hocam. Günümüz. Günümüz öyle. Bir de günümüz yardımcı oldu bize. Güzel yani bulutlar vardı, sis vardı. Çok güzel oldu yani. Zaten sis bizim sis biz duman diyoruz. Babaannem duman diyordu. Sis Karadeniz yaşamının bir parçası. Yani tabii ki çok güzel havalar oluyor ama genelde sisi geçtiği zaman insanlarda başka bir şey oluyor. Yani o iklimin getirdiği başka bir anlam oluyor. Tabii ki muhabbet daha farklı oluyor sisli havalarda, dumanlı havalarda. Bununla ilgili birçok da türkü var biliyorsunuz halk arasında. Birçok türküler söylüyorlar. Yine başka bir fotoğrafınız. Burası Balıklı Göl hocam. Akçaabat'ı Balıklı Göl. Evet. Buraya çok sevdiğim bir arkadaşımla beraber gitmiştik. Yalnız bu fotoğraf yani diyelim çekim saati biraz yanlış. Yanlış şöyle yani güneş çok tepeden vuruyordu ama gittiğimiz için mecburen çektik ama güzel oldu yani. Evet. Özellikle yani, manzaranın göle aksetmesi çok güzel olmuş. Evet.
Yani çekim saati için bize pek uygun değildi ama. Evet. Yani saat zannedersem işte 13 civarları falandı. Yani güneş o saatlerde işte tam tip olarak duruyor. Yani manzara pek iyi çıkmıyor ama yine de bu görüntüyü alabildik. Yani. Evet, çok güzel. Başka bir fotoğrafınıza bakalım. Burası hocam ben Konya'da 3-4 yıl çalıştım. En güzel günlerim orada geçti hocam. İnsanlar da çok severim. Çok güzel insanlar vardır. Misafirperver biriler. Ben de 2 yıl öğretmenlik yaptım Tonya'da Salih Bey. Yani o zaman anlatmama gerek yok. Burası Katralak orman içinde bir ev hocam. Varge çiçeklerini çektiniz burada. Özellikle son yıllarda varge çiçeklerine yönelik büyük bir tutku var Trabzon'da. İnsanlar evet. Bayağı gidiyorlar Katralak yaylasına. Hocam ben 2010 yılında Konya'da göreve başladım. Yani böyle bu Katralak yaylasını gördüğüm zaman hayran oldum ama daha sonra tabii ki biraz şeyden çıktı yani. Çok yapılaşma oldu. Şimdi yaylaları maalesef biz geleneksel değerlerimizle koruyamıyoruz. Modern değerler giriyor yaylalara ve gerçekten son zamanlarda tabii doğallığını korumaya yönelik çalışmalar var ama yeterli olamıyor. Sizin yine bir yayla fotoğrafınız var. Özellikle modernliğin yaylaları nasıl etkilediğini gösteriyor. O fotoğrafta da modernlik, aslında biz doğallığını korumalıyız bu çevremizin ama umarım bundan sonra hassas oluruz bu konularda. İnşallah. Başka bir fotoğrafınız var. Özellikle bir şelale fotoğrafı. Hocam bu yine Tonya, Çanakkale. Buraya işte şimdiki Tonya'daki belediye başkanımız Osman Beşen. Onu anmak istiyorum. Yani iyi bir yürüyüş alanı yaptı. Çok güzel. Yani şimdiki gezilebiliyor. İşte 2 sene önce zannedersem fotoğraf çektim. Güzeldi yani. Havada çok güzeldi. Böyle bir fotoğraf çıkardım. Evet. Özellikle tabii buradaki su sesinin dinlendiriciliği çok güzel. Su sesi bayağı bir dinlendiriyor insanları. Evet hocam. Çok güzel. Evet, koyunlar otlarken sisler arasından çekilen bir fotoğraf. Çok. Hocam bu fotoğraf Kadırga Yaylası'nda. Evet. Yani işte 5-6 ay önce çektik bu fotoğraf. Belki de o kadar yoktur. Hı hı. Şeker Zaman diye bir arkadaşım var fotoğrafçıda. Onunla beraber gitmiştik. Çok güzel bir gündü o günde. Yani böyle hava olarak. Ben sisli fotoğrafları çok seviyorum. Hı hı. Yani fotoğrafa başka bir hava katıyor gibi geliyor bana. Yani bazı böyle kelin dua gibi oluyor fotoğrafın üzerinde. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu fotoğrafı da orada çekmiştik. Yani şeyde, Kadırga'da. Hı hı, çok güzel. Evet, doğal yaylalarımızın doğal güzelliğini bozan modernlik, değil mi? Biz bunu görüyoruz. Şimdi bizim eski insanlar diyor ki nerede o eski yaylalar? Yani tahta evler, başka bir güzellik vardı. Ama şimdi yaylaları da artık köylerimize benzettik. Yani köylerimiz nasılsa yaylalar da öyle. Herhalde bu fotoğrafta öyle Salih Bey. Şimdi hocam bu fotoğrafın daha önceki yıllarının da fotoğrafı var bende. Hı hı. İşte dijital makinelerle çekilmiş. Yani yıl değişiyor. Daha önce az bir ev var gene orada. Bazısı daha da güzel bir yayla evini andıran. Ondan sonra beton yapılaşmalar oldu. Ağaçların arasından da göründüğü gibi işte orada yeşil, kırmızı 3 ev var yan yana. Adamlar orada resmen bir abartma yapmışlar. Evet. Yani biraz yani bana yayla olarak biraz tuhaf geliyor. Yani yayla ben mesela ahşap olmasını istiyorum yaylalar.
Bizim aslında bir yayla, bizim yayla kültürümüz var ve bu yayla kültürü, bu yayla kültürünü sürdüremiyoruz. Yayla kültürü geleneksel değerlerin şekillendiği, tahta evlerin olduğu, işte etrafında evlerin otladığı çok başka bir kültürdü. Özellikle şu biraz doğallığını korumuş yayla evlerinin, değil mi? Bu fotoğrafınız özellikle. Hocam şöyle söyleyeyim size. İşte Karadeniz bölgesinin değil, tek doğal yaylası budur. Hı hı. Bir de Çaykara'da vardır böyle doğal bir yayla. Burası Tonya'nın hocam. Hı hı. Kumanandoz diye zannedersem ismi buranın. Burada elektrik yoktur hocam. Bu yaylada hiç yoktur. Elektrik yoktur. Tamamen doğal yaşam vardır burada. Evet. Yine bu şeker arkadaşımla gitmiştik buraya. O gün kimse de yoktu yaylada. Bu fotoğrafları o gün almıştık orada. Yani bunlara benzer çok fotoğraflar var da elimizde orada. Tabii ki, tabii ki. Siz özellikle paylaşıyorsunuz sosyal medya aracılığıyla. Bu özellikle yanılmıyorsam Hıdırnebi mi burası Salih Bey? Burası Hıdırnebi hocam. Evet. 2000, ziyaret kayasının üstünden güneşin doğuşu, değil mi? Burası yayla kentten yani yayla kentin olduğu yer burası hocam. Hı hı. Yayla kentin işte batı tarafı burası. Yayla kentin. Güzel, çok güzel bir gün doğuşu. Kareyi yakalamışsınız. Bu fotoğrafınızda suyun akışını çok güzel çekmişsiniz Salih Bey. Yani su gerçekten çok güzel akıyor. Bir çubuk gibi şuralarda. Sanki bir ışık süzülüyor. Su değil de bir ışık süzülüyor. Burası Akdeniz'in birlikte kaya şelalesi hocam. Bir arkadaşlarımızla beraber gitmiştik. Yani başka tarihleri çok daha var bunun da onları paylaşmadım. Ben genelde böyle doğal olanları seviyorum. Yine arkadaşlar o şelalenin altına gitmişti. Onlara çekmişti. Doğal fotoğrafları daha çok seviyorum. Yani. Veya bizden habersiz bir kişi olsa orada o daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Yine böyle bir fotoğrafınız var. Akçaba Çal Mağarası'nın girişinde. Evet. Hı hı. Özellikle Çal Mağarası'nın çok ilginç bir tarihi var. Biz de okul gezileri yapıyoruz buraya. Özellikle arkeolojik, jeolojik olarak inceliyoruz mağarayı. Ama suyun şu şekilde tepeden süzülüşü çok güzel. Ve burada mağaralar var. İnsanlar burada tabii çay içiyorlar. Farklı bir güzelliği var buranın. Hocam buraya yani bunu fotoğrafı paylaşıyoruz. Yani bu mağaraya biraz daha ilgi göstermeleri lazım. Önem vermeleri lazım. Çok çarpık bir, şu an bile yani fotoğrafta bile bir çarpıklık var. Son zamanlarda bir arkadaşım fotoğraf yayınladı orada. Beton bir yapı yaptılar. Evet. Yani doğallığını korumalıyız diyorsunuz. Yani doğallığını yani bir, doğru. Eğer burası bir turizme açıksa bir doğallığını korumamız lazım. Yani gidenler bunun fotoğrafını çektiği zaman bunlar yurt dışında da izlenebiliyor. Yani belki bizim fotoğraflarımız izlenmiyor ama diğer arkadaşlarımız var. İzleniyor fotoğraflar. Şimdi biz bu fotoğrafı çekip de paylaştığımız zaman o beton yapı bunun önündeyse buna bir anlamı bence yok. Tabii. Sizin özellikle şu fotoğrafınız. Şimdi bizim özellikle öğrencilerimiz yazın yaylalara gittikleri zaman diyorlar ki sis bir yere kadar geliyor. Sonra gökyüzü masmavi ve sis deniz olarak gözüküyor diyorlar. Özellikle öğrencilerin bu fotoğrafı çok sevdiler Salih Bey. Bu fotoğrafla ilgili neler söylersiniz? Hocam bu fotoğraf Açka Yaylası'ndan aşağı inerken böyle bir manzarayla karşılaştık. Hı hı. Durduk orada 1-2 saat oyalandık. Öyle çektik fotoğrafı. Hı hı. Güzeldi yani. Güzel bir gündü.
sonradan da bu sis aniden dağıldı yani. Evet. O iki saat sonra. Sıcaklık artınca dağılıyor biliyorsunuz. Evet, evet. Evet. Sabah saatlerinde oluyor, sıcaklık artınca dağılıyor. Yine burada çok güzel bir fotoğraf. Özellikle baharın gelişi. Tepelerde kar var. Tabiat yeşilli, doğa yeşilleniyor. Özellikle köyler görünüyor. Ve özellikle Nisan aylarının ortalarında bu fotoğraflar çok, yani bu manzaralar çok güzel oluyor. Bizler de görüyoruz. Siz bu fotoğrafı nerede çektiniz? Ne düşünüyorsunuz bu fotoğraf hakkında Salih Bey? Hocam dediğiniz gibi bu Nisan'ın 16'sında zannedersem çekilmiştir. 16'sı olması lazım. Hı hı. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, İsmail. Ormancı arkadaşım, Maçkan. Onu da anmış olayım burada. Onunla beraber gittik Tonya. Tonya burası hocam. Hı hı. Orada Kayabaşı diye bir yer var. Oradan fotoğrafı resimledik. Çektik yani. Evet. Çok güzel oldu zannedersem. Evet, çok çok güzel. Sizin özellikle şu fotoğrafınız. Hocam ben bu fotoğrafı çok seviyorum. Bunu pek paylaşmada böyle, yani bunun her karesini çekmişim bile. Evet. Yani bir kışın çekmiş. Kışın da vardır zannedersem. Yani yılın dört mevsimi vardır bende bu fotoğrafın. Hı hı. Ne bileyim, bu sanki böyle bir ayada tutunmak gibi bir şey bende anımsatıyor yani. Biz bunu şu şekilde yorumladık Salih Bey. Sizin fotoğraflarınızı yorumladığımız zaman Karadeniz insanı her zorlukta bir çözüm bulur. Çünkü biz bunu doğadan öğrendik. Yani taşların içinden evet, de çiçek ve ağacın çıkması. Evet hocam. Aynen. Taşı aynen. Sıksan suyunu çıkarırsın atasözü misali. Bu şekilde yorumladık. Bu fotoğrafınız bize de çok ilham verdi. Çok anlamlar verdi Salih Bey. Ve sizin özellikle dün paylaştığınız bir fotoğraf vardı. Biz bu fotoğrafın bir de hikayesini dinlemek istiyoruz sizden Salih Bey. Hocam fotoğrafın hikayesi, benim köyde evimin bahçesinde bu fotoğrafı çektim. Kıştı o zaman. Böyle çok var yani, o zaman denk düşmüştü. Çok var buna benzer fotoğraflar da, yalnız DSLR makine ilk kullandığım zamanlarda çok yani acemice kullandım o zamanlar. İlk kullandığım zamanlar dijital makine gibi değil. DSLR makineler. Yani bu kareyi aldık. Yani hikayesi de, ben fotoğraflarımı internetten alırım. Yani öyle kendim diyelim pek azını yazmışımdır. İşte bazı şiir gibi kelimeler veya bazı kelimeler yazarım. Böyle bakarken işte menekşeler hakkında, çiçekler hakkında yazı bakarken internette öyle bir hikayeye rastladım. Çok da hoşuma gitti. Evet, onu paylaştım burada yani. Çok hoşuma gitti yani. Bayağı beğenildi hikaye. Bunu hikaye dinleyebilir miyiz sizden? Bir de sizin sesinizden dinleyelim hikayeyi. Yani hikayeyi şimdi ben onu unuttum hocam. Yani unuttum derken, yani ikisi birbirlerine zannedersem öyleydi yani. Aşıkmışlar. Evet. Diğeri öbürünü bekleyecekti galiba. Gelmeyince boynu bükülmüş. Kardeşlerim. Evet. Ve aklımda kaldı. Onun için menekşeye de harcayı demişler yani. Harcayı veya yani. Şimdi bu bizim kültürümüzde gurbet, özlem ve hasret çok yer tutmuştur. Özellikle son 30 yıla kadar. Ve insanlar bu hasretlerini ve özlemlerini çiçeklerle anlattılar. Sizin bu paylaştığınız hikayede de biz bunu gördük. Yani bir özlem, bir hasret anlatıyor. Bir beklenti, bir sabır, çok geçmişteki insanlarımızın yaşayışını anlatan, onlara ışık tutan bir hikaye oldu bu Salih Bey. Biz bu fotoğrafı çok sevdik. Bunu da paylaştığınız için teşekkür ederiz. Şimdi biz sizin manzara fotoğraflarınızın ardından Salih Bey, başka başka fotoğraflarınız da var. Tabii biz onlara da bakacağız şimdi bu süreç içerisinde.
Şimdi Salih Bey, ben bir dakika sonra benim sürem doluyor. Bir dakika sonra tekrar giriş yaparsanız ikinci aşamaya geçeriz Salih Hocam. Tamam hocam. Salih Bey, tekrar hoş geldiniz. Özellikle sizin bu tamam. kış mevsiminde çekmiş olduğunuz fotoğraflara da biz seçtik öğrencilerimizle, Edwinning Proje Grubu öğrencilerimizle. Şimdi biz izninizle onları konuşmak istiyoruz. Gerçekten tabii ki kış mevsimine yaklaşıyoruz. Kış mevsiminin içindeyiz. Tabii ki Ocak, Şubat, Mart ayıdır buranın kışı. Şimdi bu fotoğrafınızla başlamak istiyoruz Salih Bey. Buyurun. Görüyorsunuz Trabzon Atapark değil mi? Çok güzel bir kış fotoğrafı. Evet. Nasıl, bugün soğuk değil miydi? Nasıl çektiniz bunu siz? Hocam soğuktu ama o fotoğrafı çekerken biz ısınıyoruz. Evet. Evet, çok yani. Anlamlı, çok anlamlı bir fotoğraf. Özellikle Trabzon'da biz bunu Trabzon'un tarihini, yerel tarihini öğrencilerimize anlatırken bu fotoğrafları kullanıyoruz. Yine sizin öyle bir fotoğrafınız var. Ayasofya'da. Ayasofya hocam, bu fotoğrafı çekmek için ben sabah çok erken, yani kar yağmıştı çok güzel. Erken saatte yeni mahallede oturuyorum. Trabzon yeni mahallede. Çok erken bir saatte kalktım. Belki de mahalleden ilk ayak izleri bendeydi. Ayasofya'ya gitmek için. Evet. Yani çok güzel fotoğraflar çıktı o gün. Evet. Şimdi Ayasofya'nın şöyle bir özelliği de var. Evlenen çiftler de fotoğraflar çekiliyorlar burada. Yani fotoğraf için çok uygun bir mekan. Fotoğraflar çekiliyorlar. Tabii ziyaret grupları oluyor. Onlar fotoğraflar çekiliyorlar burada. Gerçekten Trabzon için çok büyük bir tarihi eser, çok büyük bir değer. Yine evet, siz İl Kültür Müdürlüğü'nü çekmişsiniz yine bir kış zamanında. Kış fotoğraflarını hocam ben çok seviyorum. Evet. Yani Trabzon'da da çekilecek kış fotoğraflarında çekilecek yerler işte Ayasofya, Orta Hisar civarları. Evet. Zagros Vadisi. Gibi yerlerde güzel fotoğraflar çıkıyor. Evet. Uzun Göl'de de tabii. Uzun Göl etrafları. Evet hocam. Uzun Göl'e çıkarken sol tarafta Filah Mahallesi. Siz Filah özellikle Mahallesi. Çaykara'da çalıştığınız yıllarda Çaykara'nın özellikle ahşap ve taş karışımı olan mimarisi ve köy evlerinden çok etkilendiğinizi söylemiştiniz. Evet hocam. Evet. Yani evet. Çok güzel yaylalarında çok güzel evleri var ahşapta. Şimdi son zamanlarda özellikle köylere de apartmanların yapılmasıyla birlikte bu köylerin bu doğal güzelliği ortadan kalkıyor. Yani köyler de artık şehir gibi görünmeye başladılar maalesef. Dur. Değilemedi buna nedense. Evet. Yine böyle toplu bir köy fotoğrafı. Evet. Anadolu'nun birçok yerinde bu çok köy fotoğrafları hemen hemen benzerdir birbirine. Çok anlamlı ve güzeldir. Bu fotoğrafınız çok güzel. Fotoğrafı Zanos Vadisi'nde evet. Çektim. Kemer var. Kemerin altında bekledim yani diyelim o kar yağmasını. Öyle de güzel bir kar oldu. Yani oradan keçenler de oldu o arada. Onlar da oraya çok güzel bir şey kattılar. Evet. Fotoğrafa yani. Şu fotoğrafınız, siz böyle suyu kristalize, fotoğraflarınızı incelediğimiz zaman suyun kristalize olduğu zamanları yakalıyorsunuz. Yani hocam bu bir tripod kullanmadım ama bir uzun bozlamadır yani. Uzun bozlamadır. Anladım. Yani şu böyle tül gibi görünsün diye. Yani bu kadar oldu. Yani tripod olsaydı daha da güzel olurdu yani. Evet. Hocam burası
Çaykara'nın Halkizem yaylası. Hı hı. Demir kapı. Yalnız bu fotoğrafta yani bence hikayesi çok büyük. Dinleyelim onu buraya, sizden Salih Bey. Buraya benim oğlum Çaykara'da iki sevdiğim arkadaş buraya fotoğraflamak için gittik. Sağ olsunlar benimle beraber geldiler. Buraya işte 700-800 metre kala araba şey yaptı, battı. Hı-hı. Kara. Onlar orada kaldılar arabayı kurtarmak için. Ben burayı fotoğraflamak için tek başıma yürüyüp buraya çıktım. Evet. Buraları daha ben biliyorum. Daha önceden de biliyorum da. Köyde insan olur diye tahmin ettim ben ama fotoğraf çekmeye başladım da dikkatimi çekti ki hiçbir evde bir mesela bir şey sopa falan yanmıyor. Yani tuman falan çıkmıyor. Hı-hı. Bu ara biraz korktum ben. Yani orada burası yüksek ya. Tabii orada affedersiniz yabani hayvan oluyor. Yani böyle 7-8 garezon almışımdır. Sonra korktum indim aşağıya. Yani, yani öyle bir şey zorluğu var bu fotoğraf. Anladım. Bunu da aynı gün mü çekildiniz? Yok hocam bu 2014 yılında çekilmiş. Bizim Bitişik köyden bir arkadaşımın oğludur. Böyle çok sevimli de bir çocuktur bu. Hı hı. Onun fotoğrafı da öyle sahilde çekmiştim bunu. Öyle güzel bir fotoğraf oldu yani. Evet, evet. Özellikle evet. Çok çok güzel bir fotoğraf. Bu fotoğrafın hikayesi? Hocam bu fotoğraf da Metin Öztürk arkadaşımız var. Fotoğraf sanatçısıdır. Fotoğraf kursları verir. Hatta onun ilk fotoğraf kursu ben o Metin hocamızdan aldım. Arkadaşımdır da. Daha önceden yani çocukluk arkadaşımız diye. Maçka Pilav Dağı'na gittim. Pilav Dağı'nda bu fotoğraf biraz kurgudur ama güzel bir fotoğraf oldu yani. Evet. Evet. Bir yani de bu buyurun. Arkadaş da bizim Erdoğan Baştan. O da fotoğraf sanatçısıdır yani. İşte o da fotoğrafı çok güzel bir renk kattı yani. Çok güzel. Evet. Trabzon Ortahisar surların üzerinden Kanuni evet, ve evet. Burayı çekmişsiniz. Çok güzel. Tabii. Kış günü hocam. Hı-hı. Yani kış fotoğraflarını çok seviyorum ben. Evet. Bir de sizin iki tane böyle sizler arasından köyü görüntüleyen fotoğraflarınız var. Özellikle öğrencilerim çok ısrar ettiler bunu size sormam için. Bu fotoğrafı nasıl çektiğinizi, burada neler düşündüğünüzü ve ne anlatmak istediğinizi öğrenmek istiyor öğrencilerim Salih Bey. Burası Vahbi Kebir'in bir yayla göğü ama ismini bilmiyorum hocam buranın. Hı hı. Yani Rıdvanlı'dan yukarıda burası. Rıdvanlı göğünden yukarıda. Buraya indiğimiz zaman o evlerin orada olduğunu biliyordum ben de arkadaştan beraber onun bayağı bir sis vardı. Sadece bir ilk indiğimizde ama sadece bir evin çatısı gözüküyordu. Biraz durduk bekledik. Bekledikten sonra bu fotoğrafları aldık. Böyle evet. Aşağı yukarı 10-15 karedir bu. Evet, ikinci fotoğrafınız da şu şekilde. Sisler biraz dağılınca. Evet. 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 Çok evet. Çok güzel olmuş. Yani böyle sanki bulutların üzerinden köye bakıyor musunuz gibi bir özelliği oldu bu fotoğrafınızın Salih Bey. Şimdi Salih Bey eğer izin verirseniz ben özellikle sizin bu üçüncü çalışmaya geçeceğiz bu kaydı yaptıktan sonra. Kültürel yaşamla ilgili çektiğiniz fotoğraflar var ve orada sizinle çok konuşacağım Salih Bey. Şimdi ben izninizle bunu kaydını yapayım. Ben sizi 5 dakika sonra tekrar alacağım. Tamam hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
Salih Bey, bu çalışmamızda özellikle siz Karadeniz'deki özellikle Trabzon'daki kültürel yaşamla ilgili yani günlük yaşamda kültürel yaşamın o canlılığını yansıtan fotoğraflarınız var. Ve bu fotoğraflarla ilgili de konuşmak istiyoruz. Özellikle öğrencilerimiz ve tabii ki birçok insan bunları merak ediyorlar. Örneğin yanılmıyorsam bu bir horon fotoğrafı görüyorsunuz. Evet hocam, fotoğrafı Maçka, bu Kalandar Gecesi. Maçka, geçen yıl çekilmiş fotoğraf. Yani bizim fotoğraf makinesi, lensleri bu geceye pek uygun değil ama yani bunları çıkarabildik hocam. Bu Yani böyle bir fotoğraf fotoğraf neyi var. anlatıyor? Neyi anlatıyorsunuz bu fotoğrafla Salih Bey? Hocam nasıl diyeyim, yani orada insanların yaşantısı, eğlencesi, yani çok güzel, yani eğlenceleri olsun, şeyleri olsun. Benim bu akşam çok hoşuma gitti fakat aşırı soğuktu. Duramadık orada yani. Aşırı Tabii bir ki o soğuktu. 13-15 Ocak arası soğuk olur tabii. Yani o Çok şey. soğuktu yani. Biraz hazırlıksız gittik gibi geldi bana. Tez kaçtık yani orada. Evet. Ama çok güzel bir ortamdı yani. Böyle insanların böyle kaynaşması diyelim birbirlerinden beraber. Çok güzeldi. Evet. Yine Karadeniz insanının çalışmasını anlatan İspirelle bir şey biletiyor değil mi? Bir orak ya da bir balta. Bu İlhan Hoca benim çok sevdiğim bir amcam diyelim. Yani bu şöyle, amcam şöyle ki Vahfi Kebir'in Palıklı Yaylası'nda. Evet. Kıdırnebi'den Çarşıbaşı arası. Palıklı Yaylalar iki tanedir. Bir Akçabat tarafında var. Bir de Vahfi Kebir tarafında var. Palıklı Yaylası. Evet. Orada İbrahim Bulut. Bu amcamız orada yazın çıkar yaylaya. Orada kazma, işte kerende deriz biz, orak, işte kesici aletler falan. Yani temir işleriyle uğraşır orada. Çok iyi bir insandı. Her gittiğimde de ziyaret ederim bu Evet. amcamı orada. Yani böyle çok fotoğrafları vardı Evet, benim. İbrahim özellikle amcamın. Allah özellikle, uzun ömürler versin. Inşallah. amin. Özellikle bu yaşlı insanlarımızın büyük bir becerisi var. Yani büyük bir Evet hocam. tamir yeteneği var, becerisi var. Ve toplumda da bayağı bir kişilik olarak ağırlıkları var. Evet hocam. Sevilir bir insan. Bir Evet. de son, bizim tabiriyle son zanaatkar diyelim yani. Evet. Doğru, Evet. zanaatkar. Evet, babaannem de öyle Zanaatkar. diyordu. Zanaatkar diyordu. Zanaatkar. Evet. Bu fotoğrafınız özellikle şu şekilde. Hocam şöyle diyeyim. Bu fotoğrafın aynısını benim Muhammed Fatih Topal arkadaşımız var, hocamız. Fotoğraf sanatçısı Trabzon'da. Evet. Aynısını onda görmüştüm ben. Bu fotoğraf ondan bir kopyadır. Onu burada bir belirleyeyim. Bu Evet. fotoğraftaki arkadaş da benim çok samimi bir arkadaşımdır. O gün Hıdırnebi'de kahvehane, bakkal falan işledi orada. Daha önceden Fadi Hocam bu fotoğrafın aynısını çekti orada ama başka bir kişiyle çekti Evet. orada. Ben ondan gördüm. Oraya gidince ben bu fotoğrafı duvarda gördüm. Baktım, ha dedim ya, Fadi Hocam bunu çekmiş. O gün bir de ben senden beraberce gelelim fotoğrafı. Fotoğrafın şu karesini sadece elde tutulur şekilde de vardır ama onu ben paylaşmadım. Dedim Fadi Hocam hepten kopyalamayalım diye. Çok Evet. sevdiğim de bir arkadaşım Fadi Hocam. Onun Evet, kopyasıdır özellikle yani. bizim askerlerimizin bıyıklı olduğu söylenirdi. Bu bıyıklı askerlik dönemini anlatan bir fotoğraf. Gerçekten tarihi de ışık tutuyor bu Bugün fotoğraf. kardeşimizin dedesiymiş. Evet, çok güzel. Yine doğal yaşamdan bir fotoğraf çektiniz. Şimdi kazmayı alıp da beli alıp da kimse tarlaya gitmiyor Salih Bey. Pırpırla gidiyoruz. Ama Evet. eskiler yine kazmadan belden vazgeçemiyorlar. Bunlar da onlardan herhalde. Bu bizim köyde çekilmiş hocam.
Evet. Köyde de gidilmiş. Böyle sevdiğim abim, aşkın abim. Öbürü de kızı. Evet. O da bahçede çalışıyor. Mısır mı ekiyorlar, fasulye mi? Yok. Orayı kazıp ondan sonra zannedersen fiber fidanı dikecekler. Bahçe yapacaklar. Bahçe yapacak. Evet, çok güzel. Bu teyze o Kübri. Teyze kardeşimiz Kadıralak'ta çekilmiş. Evet. O Kadıralak yani Tonya'da hocam fotoğraf mesele diyelim böyle işte o kardeşlerimize fotoğraf çekmek kolaydır ama dışarıda çok zordur yani. Evet. Dışarıda çok zordur. Tabii o doğallığı yakalamak. Yani sizin burada yakaladığınız doğallık çok farklı bir doğallık. Yani bunu yakalamak fotoğrafçısınız Salih Bey ondan. Yani bu şeyi yakalamak önemli. Şöyle yani bu kardeşimiz burada kübreliyordu bahçeyi. Ben orada daha önce çalıştığım için işte Beyit oradaydı. Onunla beraber sohbet ettim. Dedim fotoğraf çekebilir miyim? Yani ne demek dedi? Çek dedi. Abi belki meşhur oluruz. Yani öyle çek. Çekti. Güzel. Böyle insana çok iyi yaklaşırlar. Hocam siz de çalışmışsınız burada. İnsana çok evet. İyi Tonyalılar, Tonya ilk gittiğim gün bana şunu söyledi Salih Bey. Tonya'ya gelen de ağlar, giden de ağlar. Yani. Aynen öyle hocam. Aynen. Evet. Onu aynen. Söylediler. Bu fotoğrafı bu çok güzel bir kare. O da yine Konya'da çekilmiş hocam. Hı. Kadıralık'tan dönüp çaldan aşağı inecekti. Böyle inerken şeker arkadaşım var. O arabada giderken ha dedi bizim amcamız geliyor. Atla beraber durduk. Fotoğraf çekelim dedi. Olsun dedi bu amca da bize. Hı hı. O bayan da bizden beraber gelmişti fotoğraf çekmeye. Öyle bir kare çıktı orada yani. Çok güzel. Fotoğraf çıktı hocam. Evet. Ama şu fotoğrafınız çok manidar bir fotoğraf. Bu çok manidar hocam, bir fotoğraf. Hocam bu Ardahan'da çekilmiş. Evet. Ardahan'da çekilmiş. Biz geçen yıl gittik oraya hocam. Hı hı. Yalnız orada gördüklerim beni etkiledi ya. Kısaca. Nasıl bir kültürel yani, yaşamı var oranın Salih Bey? Yani nasıl desem yani böyle anlatamadım da yani böyle içim acıdı benim orada hocam. Evet. Yani bir çocuk böyle kripti yani. Çantamdan çıkardım. Bir selbak mendil verdim. Bir paket onu. Sanki tüyalar çocuğun oldu yani böyle içim acıdı. Çocuğu yani. Şey, çok sade ve temiz bir yaşamları var. Evet öyle. Evet onu görüyoruz. Yani böyle çok çektiğimiz fotoğraflar var orada. Çok da iyi yaklaştılar biz orada. Hı hı. Yalnız ne bileyim işte. Çekiyemiyorum. Evet bizim bizim insanlarımız. Bu çok... yine bu da Konya'da çekilmiş hocam. Evet. Böyle üstten aşağıya geliyorlar. Yine Kadıralak burası. Böyle çektik. Hı hı. Yolda yürüyorlardı. Özellikle bu evet. Bayanlar arasında köydeki dayanışma ve samimiyet çok başkadır. Yani onlar kendi işlerini yaptıkları gibi herkesin de işlerini yürütürler. Kimsenin işi geri kalmaz. Herkes işini yapıyor. Ve bütün işleri de işleri yaparken konuşurlar. Öyle bir özellikleri var. Ki yine böyle bir fotoğrafınız var sizin. Şimdi bu fotoğraf köyde çekilmiş benim hanım o. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Bahçe yani... inerdi öyle habersiz çekti ama. Evet. Çok güzel. Özellikle tabii ki şimdi bu şekilde bir yaşam giderek siliniyor bizim kültürel hayatımızdan Salih Bey. Yani yeni nesil sepet arkasını alıp işte orağı belini alıp peştemalını takıp da bahçeye gitmiyor. Yani biliyorsunuz. Evet. Eski nesilin güzelliğini geleceğe iyi bırakmak lazım. Yine bir fotoğrafınız sizin. Burada kuru otları yaktılar herhalde bir fındıklıkta.
Yani o da yine benim hanımdı. Bakalım affedecek mi bizi ya? Evet. Tabii ki biz özellikle bizim günlük yaşamımızda bayanlar özellikle bağ bahçe temizliğine önem veriyorlar. Hatta o kuru otları yakıyorlar. Bir de tabii bizim arazi yapımız dağlık olduğu için dağlık olmasından dolayı da özellikle tarlada çalışmak çok el emeği istiyor, insan gücü istiyor. Bunu anlatıyor bu fotoğraf güzel bir şekilde. Hocam bir de bu fotoğraflar doğal yani. Kurgu tabii değil. Doğal, yani, evet. Doğal. Zaten yani habersizce gelen fotoğraflar benim hoşuma gidiyor. Evet. Habersizce gelenler. Evet, yine koyunlarını otlatmaya giden bir amcamızı çekmişsiniz. Burası Kayabaşı hocam. Hı-hı. Kayabaşı. Telefonla da konuşuyor amcam. Yani öyle modern bir... modern çoban ha? Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel. Ben şunu söyleyeyim. Salih Bey, ben Yozgat'ta da çalıştım. Gerçekten çobanların ne kadar bilgili, görgülü ve ne kadar değerli insanlar olduklarını orada gördüm ben. Yani çünkü benim köyümdeki öğrencilerimin koyunları vardı. Onlar küçükbaş hayvancılıkla geçiniyorlardı. Birçok velim koyunculuk yapıyordu. Yani sürüleri vardı. Ve çok değerli insanlar, çok bilgili, çok görgülü ve yardımsever insanlar. Ben orada gördüm onların o özelliklerini. Salih Bey. Evet, bizim... Hocam ben 87 yılında memurluk hayatıma başladım. Yalnız hep kırsal bölgelerde çalıştım. İlk telekomda çalışmaya başladığım zaman eski tabirle RL'de yani radyo linkte çalıştım. O mesele Mersin'in üst tarafı. Mersin'in evet. 7 kilometre yukarıda. Orada ben de böyle bir çobanlık yapan bir arkadaştan nöbette kalıyordum. Yalnız yani bana sorarsan çok güldürlüydü. Evet, öyleler. Yani çok güldürlüydü. Şimdi bu Karadeniz, özellikle geleneksel Karadeniz evlerinin önünde serenderler olur. Serenderlerde de ya bakla dizimleri asılır, fasulye dizimleri asılır, ya tütün asılır, ya da kurban kesilen bir koçun kafası vardır, ya da mısır asılır Salih Bey. Mısır. Yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum da şimdi göremiyorum böyle şeyi. Siz yine böyle bir resim çekmişsiniz. Bir mısır koçanı, değil mi? Mısır koçanını çekmişsiniz. Bunlar büyük bir ihtimalle tohumluk olarak ayrılan mısırlar. Tohumluk, evet hocam. Evet, evet. Tohumluk. Böyle evet. Bir Mahmut amcamız var. Onun evinin önündeyim. Çok güzel. Bir de bizim özellikle yayla yolları böyle eskiden insanların yürüyerek büyük keyif alıyordu insanlar. Yine bu şekilde bir yürüyüşü almışsınız bu fotoğrafta Salih Bey. Hocam bu fotoğraf Vahkebir'de arkadaşlarla fotoğraf çekmeye gitmiştik. Bu kardeşimiz de Vahkebir'de su ürünleri mühendisidir. Orada öyle yürürken bunu habersiz çekmişimdir ama yani. Öyle yürüyordu. Habersiz çekilmiş fotoğraftır bu. Evet, çok güzel. Ve özellikle biz de öğrencilerimizle yayla gezilerine gittiğimiz zaman dönüşte söyledikleri bir cümle var. Ruhumuz dinlendi. Yani insanlar evet. Doğaya çıkınca ruhlarının dinlendiğini hissediyorlar. Yine sizin çok ilginç fotoğraflarınız var Salih Bey. Özellikle bunlardan biri yaylalarda. Hocam burası Kadırga Yaylası. Hı-hı. Kadırga Yaylası. Öyle biraz uzaktı burası ama bu fotoğrafı çekmek için buraya biraz yürüyüp inmiştik de yani bu otlayan hayvanların yanına, yani ineklerin yanına. Evet. Öyle bir fotoğraf çıkardık. Evet, bir de bunların küçükbaş hayvancılık küçükbaşları var. Bu koyunlar da otlamaya otlamadan mı geliyorlar? Bunlar Kayabaşı burası hocam. Kayabaşı. Bununla böyle çok yakından çekmişimdir. Yani bayağı da güzel poz verdiler yani hocam. Evet, evet. Çok. Evet. Çok. Şu fotoğrafınızı evet. Çok merak etti öğrencilerim. Bu fotoğraf. Bu fotoğrafta Kayabaşı Dibodom diye bir yer var. Hı-hı. Orada çekilmiş fotoğrafta.
Yani hareket halindeyken çekilmiş bu fotoğraf. Yani böyle 5-10 kare vardır. Hı hı. Bunu paylaşmıştım ben zannedersem. Evet, evet. Yani paylaşmıştım. Yine böyle bir eski yazlık evler değil mi bunlar Salih Bey? Bu fotoğrafın daha önce yine konuşmuştuk yani bu fotoğrafı benzer fotoğraf. Konya'nın Manandaz yaylası, ilk elektriksiz olan yayla. Hı hı. Yani çok hoş bir yer burası hocam. Burayı görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Evet. Böyle evler tamamen ahşap. Bir tane zannedersem böyle yarım beton bir yer var orada. Başka yok yani. Çok güzel bir yer. Evet. Yine Karadeniz kadınının fedakarlığını gösteren bir fotoğraf. Bu fotoğrafı da Katırga'ya giderken çektik de yer o mahalle pek iyi bilmiyorum. Biraz da uzaktı hocam. Yani o kadar alabildik hocam. Yani. Şimdi Karadeniz yaylalarının doğal günlük doğal yaşamını anlatıyor. Örneğin kadınlar odun taşıyorlar ama inekleri de otlatıyorlar. Hem de onlara göz kulak oluyorlar. Gündelik işlerini yapıyorlardı burada. Burada bir ilginç bir şey de var fotoğrafta. Özellikle duman, sisin kalkıp da güneşin vurmaya başladığı bir zaman. Yani çok ilginç bir şey. Ben Akçabat Acusu'da da 4 yıl çalıştım. Akçabat Acusu'nun biliyorsunuz o sizinle fotoğraf çektiğiniz ziyaret kayası tarafından denizden sürekli sis geliyor yaylaya. Biz Akçabat Balıklı Yaylası'na gittiğimiz zaman orada yaşlı bir teyze karşıladı bizi Salih Bey. Dedi ki bize hava böyle zif gibi duman yere yapışmış. Bu sözü bilirsiniz. Yani göz gözü görmüyor sizden. Evet. İki tane bastonla yürüyen teyze dedi ki deseler ki dedi ziyaret kayasına tahta taşılacak da bu sisin önü kesilecek. Ha bu koca kara halimle oraya tahta taşırım demişti. Yani o derece bir söz söylemişti bizlere. Yine öğrencilerin bu fotoğrafı özellikle sormak istediler size Salih Bey. Bu ne kadar yani bu ne güzel yani bir inek o kadar neşeyle yürüyor sanki diyorlar şarkı söylüyor böyle. Siz böyle doğal yani çok güzel yakalamışsınız. Bu fotoğrafı çekmek için çok uğraştım ben yani. sonunda yani çok güzel kareler çıktı. Başka bunun kareleri de var. Bunun böyle mimikleri de çok hoşuma gitti benim hocam. Hı hı. Ve yani da Haçka'da çekilmişti o zaman. Evet. Haçka yaylasında. Evet. Yani bu inekler orada otlattı. Hiçbir yanlarında kimse de yoktu. Evet. Orada hatta biz böyle rahat bir 2 saat falan kaldık. Kimse de gelmedi orada. Orada kendi başlarında orada otluyorlardı. Yani. Ama tabii akşam olunca da herkes ahırına, her inek kendi ahırına gidiyor. Yani öyle bir özellikleri de var onların. Evet. Evet, şu son olarak şu fotoğrafınız. Düzköy mü burası Salih Bey? Burası Çal Yayla. Nedir burası? Eski evet. İsmi Sitiksa, yeni ismi nedir o? Çayırbağ. Çayırbağ evet. Burası. Evet. Biz Sitiksa kelimesinin anlamına baktık Salih Bey. Dumanlı yer demekmiş antik Anadolu dillerinde. O kadar sis gelirmiş ki oraya dumanlı yer anlamına gelen o ismi vermişler. Tabii ki bu son zamanlardaki iklim değişimiyle birlikte çok da fazla duman gelmemeye başlamış oralara. Ama yine buranın da Kadıralak Yaylası gibi çiçekleriyle çok güzel özellikleri var. Hocam çok güzel yer de şimdi evler çok çarpık yani. Evet evet. Çok çarpık yani. Yani o kadar güzel bir yer. Onlar şuradaki, güzel evet. Şuradaki ev örneğin doğaya çok güzel uyuyor. Yani şuradaki ev. O uyuyor. Evet. Tabii dediğimiz gibi artık köyleri de apartmanların yapılması doğallığı bozuyor. Ay, bunu yapan insanlar da beğenmiyorlar ama mecburiyetten yapıyoruz diyorlar. İşte yerimiz az, tarlamız az. Ne yapalım diyorlar. Yani biz de mecbur kalıyoruz böyle yapmaya.
şeklinde söylüyorlar Sayın Hocam. Bir de sizin bu denizde çektiğiniz bir fotoğraf var. Özellikle balıkçıları çektiğiniz. Bu da benim TSLR'e makineyle bir acemi fotoğrafımdır. Bu bir sabah erken saatte çekilmiştir. Paroz'da çekilmiş bu adam. Evet. Evet, güzel bir fotoğraf. 2014 yılı bu. O zaman makineyi daha yeni yeni tanırdık ya. Yani. Evet. Kokulu üzüm. Bu da benim bahçemde hocam. İnşallah gelirsiniz. İnşallah. İkram ederiz. Çok, çok çok güzel bir şey, çok güzel bir ahengini yakalamışsın üzümün. Olgunlaşmışlar var, olgunlaşacaklar var, evet. Ham olanlar var. Çok çok güzel bir şekilde bunu yakalamışsınız. Salih Bey, dördüncü son çalışmamızda buluşmak dileğiyle. Ben şimdi bunu kaydedeyim. İnşallah. Hem 5 dakika sonra görüşürüz. Oldu hocam. Salih Bey, son olarak sizinle Trabzon üzerine çektiğiniz fotoğrafları konuşmak istiyoruz. Örneğin sizin Trabzon'la ilgili de çok güzel fotoğraflarınız var. Bu fotoğraflarla ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Bu fotoğrafla başlamak istiyoruz. Özellikle bir sırttan Karadeniz ve Trabzon'u almışsınız Salih Bey. Hocam, burası bizim Mersin beldesi, Mesabet Mahallesi. Bu mevki olan yer. Bu 2011 yılında çekilmiş bir fotoğraftır. Yalnız bu dijital makinelerle çekilmiş bir fotoğraftır. Evet. Benim Mersin'den gelen öğrencilerim şunu söylediler. Biz dediler bisikletlerle buraya çıkıyoruz. Uçakların üstlerinden geçip de Trabzon'a gelişini izliyorlarmış burada yazın. Böyle evet. Bir özelliği de varmış bu şeyin. Ve sizin ikinci fotoğrafınız da örneğin Trabzon'da geçen yıl Türk Hava Kuvvetleri'nin uçak gösterisinden. Yanılmıyorsam Ekim ayıydı değil mi Salih Bey? Ekim olması lazım. Evet evet. Çok güzel bir kare yakalamışsınız. Stadın, yeni yapılan stadın üzerinden Türk kuşlarının geçişi bu, olarak çekmişsiniz. Bunu şeye çıkıyorlar. Yanılmıyorsam Akyazı'ya doğru çıkıyorlar. Evet. 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 Yani bu o gün çektiğimiz çok fotoğraflar var da zannedersem ben bir tanesini paylaşmıştım. Başka paylaşmadım. Hı hı. Bu fotoğrafı da işte size göndereceğim zaman böyle rastladım. Öyle gönderdim yani. Çok çok anlamlı bir kare yakalamışsınız. Yani stadın üzerinden bu şekilde uçakların geçişi. Yine sizin stadla ilgili çekmiş olduğunuz bir fotoğraf var. Biliyorsunuz Trabzon'da futbol çok ünlüdür. Trabzonspor çok daha ünlüdür. Biliyorsunuz bu yeni yapılan stadı çekmişsiniz burada. Bu fotoğraf stadın açılış tarihidir hocam. İlk açıldığı gün stadı. Evet. Yani çok büyük bir soğuk vardı hocam. Bir kumuşa gergen duramadık orada yani. Böyle 3-4 kare alıp sonra kaçtık yani, o da duramadık. Evet. Şu fotoğrafınız, şimdi yoğun bir trafik var ve insanlar geziyorlar ama kızıllığa dönen bir akşamın gelişi var. Bu çok güzel bir kare. Bu fotoğrafla ilgili neler söyleyeceksiniz Salih Bey? Hocam, bu fotoğraf Ayasofya'nın bahçesinden çekilmiş fotoğraftır. Ayasofya'nın evet. Bahçesinden. O gün işte sahilde gerçekten çok fazla insan vardı. Burada zaten bir tane kemi de var orada. O zannedersem lokanda olarak kullanıyorlar onu. Trabzon'da. Yani o da orada bulununca çok güzel bir fotoğrafa şey kattı yani. Hava kattı. Yani. Evet, evet. Evet. Bir yağmurun ya da rüzgarın ardından bulutlar sanki elleriyle yeryüzüne dokunacaklarmış gibi ya da gökyüzüne süzülen bir kuş gibi görünen o bulutlar böyle karanın üzerinden, denizin üzerinden geçiyormuş gibi bir fotoğrafınız.
Yani bunu çektiğim zaman da pek hatırlamıyorum. Evet. Yani ama çok çok sahilde çok... Evet. Sahilde yürür gelecekmiştik zannedersem. Evet. Hava güzeldi yani. Evet. Şunu Ayasofya'dan çektiniz. Şimdi biz hep dıştan fotoğraf çekerken sizin içten dışarı doğru fotoğraf çekmeniz Salih Bey. Yani bu sütunlar o karşıdaki kuleye bir hava katsın diye biz bu fotoğrafı çektik hocam. Güzel doldu da bu tür fotoğraflar çok arkadaşımızın var yine hocam. Evet. Sadece benim değil de çok kişilerim var yani son zamanlarda çok var yani çok kişilerim. Ama bu fotoğraf bayağı bir eskidir. Eski bir fotoğraftır yani. Evet. Trabzon'un tabii tarihi mekanları. Evet. Program başında da söylediğiniz gibi özellikle Zanos Mehmet Paşa Köprüsü'nden itibaren o alttaki mekanda yürüdüğü zaman bu yanılmıyorsam su kemeri değil mi? Trabzon'a eski zamanlarda... Evet, su kemeri hocam. Yani öyle söylüyorlar. Su kemeri olduğunu söylüyorlar. Yani o kemer kaleye bir hava katsın diye ben katmak istedim yani o kemeri öyle. Biraz bir zor çekim oldu ama umarım güzel olmuştur yani. Evet, çok çok güzel oldu. Yine tabii ki Atatürk Köşkü'nün çok fotoğrafı var ve herkes havuz başından çekerken siz yol tarafından çekmişsiniz bu fotoğrafı Salih Bey. Hocam ne bileyim yani böyle nereden iyi görürsem oradan çekmek sizin istiyorum. Sizin bakış açınız, sizin katrajınız evet. Bu şekilde evet. Şu fotoğrafınızı da konuşmak istiyoruz. Bu fotoğrafınız. Hocam bu fotoğraf 5-6 ay önce Uzungöl'de çektim hocam. Yani çok caminin yalnız ışıkları yanmıyordu. Caminin ışıkları yansa daha da güzel bir fotoğraf olacaktı yani. Doğru. Doğru. Yani caminin ışıklarının yanmamasının bir sebebi de bu işte pandemi olayına ben bağlıyorum onu. Yani inşallah gider hocam. İnşallah. İnşallah gider. Evet, yani çok güzel işte bir kare yaptılarımız. Işıkları yansaydı çok daha güzel bir fotoğraf olacak. Dikkatinizi çekerse arkada mahallede mahallenin içinde bir cami daha vardı. Evet. Yeşil ışık minaresi. Evet, o, evet. Onun yanıyor şurada. Ama evet. Uzungöl'ün üzerindeki caminin her zaman yanıyordu ama bana denk gelmemişti şanzıma. Şu fotoğrafınızı çok merak ettik Salih Bey. Hocam bu art film Cevizli Köyü'nde çekilmiş. Yalnız benim İşte bu rayı görünce biraz içim acıdı yani. Bu nedense bu tarihi yapıları neden yıkarız ben anlamıyorum. Yıkılmış, harap edilmiş yani. Bu Gürcü mimarisine benziyor değil mi Salih Bey? Yani onu bilmiyorum. Orada da kimse yoktu. Soramadık biz öyle çektik. İşte evet. Oradaki arkadaşlar bizim arkadaşlarımız ya. Yani evet. Ama çok yıkılmış yani. Ve yalnız sonradan bir kişiye rastladık dediler ki böyle böyle işte yapılacakmış galiba, tamir edecekmiş. Tabii onu şu diye. Aralar tabii tarih eserler bayağı bir restore ediliyor evet. Diyorsunuz. Özellikle turizme kazandırılması açısından. Salih Bey, özellikle göndermiş olduğunuz fotoğraflardan dolayı çok teşekkür ederiz. Siz bir fotoğrafçı olarak örnek aldığınız fotoğrafçılar var mı? Resimlerini böyle hassasiyetle, çektiği fotoğraflar hassasiyetle takip ettiğiniz fotoğrafçılar var mı? Hocam öncelikle biz teşekkür ederiz de. Yani takip ettiğim mesela her gün fotoğraf izlerim ben. Yani böyle işte yabancı, genelde yabancı sitelerde izlerim fotoğraflar. İşte Trabzon'da arkadaşlarım var benim. İşte Metin Öztürk Bey, işte Muhammed Fatih Tobal, işte Erdoğrul Paştan. Yani böyle işte ismini belki sayamadıklarım işte Ali Kahveci var.
İşte Yüksel Yavuz var. Çok güzel fotoğraf çeken arkadaşlarımız. Yani bunların ismini belki şimdi sayamayacağım. Hepsinin fotoğraflarını ben her gün izlerim. Evet. Çok güzel. Peki öğrencilerimize, fotoğraf çekmek isteyen öğrencilerimize ne tavsiye edersiniz bir fotoğrafçı olarak? Yani fotoğraf çekmek, o zaman ne bileyim ben, bir hayat gibi geliyor bana yani. Bir yaşam tarzı. Gelen her şeyden insanı alıkoyuyor yani. Evet. İşte gidip farklı bir yerlerde vakit geçirene kadar böyle çok güzel, işte doğada, işte çok güzel yaylalarımız var hocam. Yani bu fotoğraf çekmek çok pahalı bir şey ama pahalı olduğu yerde de ucuz bir şey. Uğraş yani. Ucuz uğraş neden? İşte çok büyük kötü alışkanlıklardan da insanlara alıkoyar gibi geliyor bana. Yani. O pahalı bu tarafı ucuza döndürmenin yolu, öyle bakıyorum ben. Yani. Sizce Trabzon'un nereleri, yani Trabzon'da nereler fotoğraflanmalı? Trabzon'un, yani yaylaları dediniz, tarihi eserleri dediniz. Bunlar sizce nereler, yeterince fotoğraflandı mı? Hocam bizim bilmediğimiz çok yerler vardır. Trabzon'da yani onu biz bilemediğimiz, yani onlar ne bileyim yani birileri davet etmesi lazım. İşte biz veya arkadaşlarımız gitmesi lazım. Mesela Metin Öztürk arkadaşımız var. İmkanı da vardır o. Mesela ben Trabzon'un işte Taha dedi, belki de %30'unu ancak gezebildim dedi. Yani resmetmek üzere. Biz çalıştığımız yerlerde biz fotoğraf çekmişti. Emekli olduktan sonra da arkadaşlarla beraber. Ama diğer arkadaşların imkanları var abi diyorlar ama çok gidemediğimiz yerler de var diye söyledi yani dedim diye. Gezmek lazım hocam yani, gezmek, araştırmak lazım yani, çok güzel yerler var. Çok güzel yerler. Siz bu fotoğraf çekim turları mı düzenliyorsunuz? Geziler mi düzenliyorsunuz fotoğraf çekimi için arkadaşlarınızla? Arkadaşlar işte grubumuz var bizim. Arkadaşlar düzenliyor. Onlarla beraber gidiyoruz. Evet, çok arkadaşlarla. Çok... Veya yani kendim de gidiyorum ara sıra. Ama genelde arkadaşlarla beraber gidiyorum. Güzel oluyor yani. Eğlenceli oluyor yani. Güzel oluyor. Evet. Evet. Salih Bey, ben özellikle Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği adına ve özellikle de Sanat Gezginler Türkiye Geziyor Öğrenci Etivinin öğrenci projemiz adına davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz zaten uzun bir süredir sizin fotoğraflarınızı takip ediyoruz. Özellikle Facebook'ta, sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafları bizler özellikle yerel tarih konuları anlatırken öğrencilerimize de gösteriyoruz. Bu söyleşiyi de tabii eğitim amacıyla kullanacağız. Biz özellikle eğitim platformlarında paylaşacağız. Bizim özellikle Sanal Gezginler Türkiye Geziyor adlı etvinik projemiz için de örnek bir çalışma olacak. Biz tabii öğrencilerimize bir fotoğraf yorumu verirken öğrencilerim de bana ödev verdiler. Bir de siz yapın dediler bir ödev. Çok teşekkür ederim. Bana da siz bu ödevimde yardımcı olmuş oldunuz. Ben bunu öğrencilerime de izleteceğim. Dilerim ki bundan sonra diğer öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz olsun. Az önce ismini verdiğiniz diğer fotoğrafçılarla da birlikte bizler görüşmeler yaparız ve Trabzon'un binbir zenginliği olan tarihini, kültürünü, mekanlarını, doğal mekanlarını bütün fotoğrafçılarımızla birlikte hem görüp hem öğrenir hem de tanırız. Ben çok teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. Çok sağ olun. O zaman biz teşekkür ederiz. İnşallah ne bileyim ben biraz sıkıldım, inşallah bir kusur etmemişimdir hocam. Çok çok yani bize gerçekten büyük bir ufuk turu yaptırdınız Trabzon'la ilgili. Ve biz bu çalışmayı kaydedip saklayacağız Salih Bey. Çok teşekkür ediyorum ben katılımınız için. Çok sağ olun. Hocam biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Zamanınızı aldık. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. İyi akşamlar.